Ev yapımı Arap sabunu. Malzeme: 250 gram palmiye, 250 gram Hindistan cevizi yağı, 126 gram potasyum kosti. Burada kostik indirimi kullanmıyoruz ve 190 gram saf su. Justinesabunatelier.com. Dann bugün sitzen wir Ideen yapmak istiyorum. Bir Arap sabun zusammenları oldu. Şimdi iki üç tane şeyleri önce söylemem lazım. Genelde klasik bildiğimiz Arap sabun maliyet düşük bir sabun olduğu için genelde bunu iç yağ, don yağ kullandılar. Genelde ama siz iç ya don ya kullanmak istemiyorsunuz ve ben de pek hoşlanmadığım için bitkisel bir karışım hazırladım. Burada Hindistan ceviz ve palmiye var. Yani o da hem maliyet düşük olsun hem temizlik özelliği iyi olsun. Burada potasyum kosteyim ve suyum var. Arap sabun imalatı sıcak bir imalat. Altında bir tane elektrikli ocağım var. Elektrikli ocağınız yoksa gazlı ocakta yapmak istiyorsanız sürekli yanında durmanız lazım. Ya da bir su banyosu kullanın. Yani şu bir tencere başka bir tencere içinde oturup arada kaynayan su koyun. Kusura bakmayın. Ve bu olmuyorsa fırında da yapabilirsiniz. Kapalı bir tencerede, yani kapak koyun üstünde, yaklaşık 90 derecede ayarlayın. Altında bir tepsi koyun. Taşma yapmaya çok seviyor bu sabun. Ve öyle de yapabilirsiniz. Ya da acayip çok sabırınız varsa ve gerçekten çok sabırlı olmak lazım onun için, soğuk onu da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu çok sabır istiyor ve ben 4-6 hafta sabırdan konuşuyorum. İlk olarak kostik sanacağız. Yağları eritmeye başlayacağız. Ama burada şansımız sıcak çalışabiliriz. Yani yağların altında açtım. Kostik sanıyorum. Onları eridene kadar. Bugün el mikserle çalışıyorum. Çünkü benim blender biraz önce hayatı bıraktı. Öyle bazen. Her zaman gibi kostik sündürürken havalandırın, derin nefes almayın. Eldivenlere giyin ve sürekli karıştırın. Özellikle potasyum kosteyi çabucak dibine oturuyor. Ve belki duydunuz, fışkırtılıyor. Potasyum kosteyi çok çabuk fışkırtma yapıyor. Yağlarım eridi. Hafif fokurtuyor. Biraz ısı azaldı. Şimdi kostüm ilave ediyorum. Sıvı sabun doğal yapımı da, sıvı doğal sabun yapımı aynı işlemde görüyor. Burada ama şey, Arap sabunu temizlik amaçlı kullandığımız için böyle diyelim, genelde böyle diyelim, süper fette sıfır kullanıyoruz. Zaten doğal sıvı sabun için genelde çok az ya da hiç kullanmıyoruz. Burada biraz da bile sıfır ya da altında kullanmak istiyoruz. Çünkü yağlı şeyleri temizlemek için. Şimdi karıştırıyorum. Blenderiniz varsa, benim gibi bugün değil, blender ile çekin. Karıştırıp durun, o kıvam alacak. İsterseniz üstünde örtün, stretch film ile, tencere kapak ile, böyle daha çabuk oluyor. Yaklaşık 10 dakika geçti, el çırpma ile, sürekli çırpmadım yani, böyle de enerjim yok. Görüyorsunuz böyle garip garip davranmaya başlıyor. Kesmeye diyelim, sanki kirli su gibi. Yani o doğal sabun, doğal sıvı sabun, Arap sabun yaparken normal bir görünüm. O geçer zamanla. Ama zaman ister. Devam karıştıralım. Bırakalım onu birkaç dakika. Genelde Arap sabun yapımı zaman istiyor. Yani miktarınıza bağlı en az bir saat. Ama ben genelde 4 saat planlanıyorum. Çünkü uzun sürüyor.
ist das, was man in Joksa da Quamaka da Getterin, sondern auch noch Kapitän, wie Sonder Kigüne, so Jack Bejede, das sagt er belastend, aber ja, ein Ideal durum Del. Und dann mit dem Gebi, ja, nicht der Baschkebische Japan, Böle, aber so, da hat er auch noch ein bisschen Backen durum. Alle, Tschöpfchen, ja. So, Bunum Fokur, Lama, ja, Baschlatte. Det var en kardestjøren, og nå er ikke en likadett mennes lasen. Jeg er for den der køyer sånn at vi gør seg på det også, når tjokk kolai for kolde meg bare styr, og nå gør det ikke jeg gjerne inn ved kardestjøren. Bo i parken tar vi ikke gudvendig koralla det ene, potassiumkostik da vi kostet til det, og da så kunne det gjøre at det ble direkte el da gilt ihre Temps erdecken, wo ist dann, bevor Kolaschma ist, dann liegt der Schock, die gerade etwas lasen. Kontrolle Alternativ mag mir im Künde ist, ja nicht Schock vor Kolamaya baschelte, so Jack Ortam dann allen, ja die, ja, Ojak dann schickerten, ja nicht fördern dann allen, ja Ojak dann schickerten, gerührt uns haben in Jo. Schon so man kann das Stirma ja da jadem et Jo, da, ja nicht, der DJ packt man es lasen. Der Biblende Adamaya Gitsche. Da ist los. Jene Biblende Buldum. Und nun wird das Kadischtschalle. Wird das Jana schon lassen. Kuriosens, da hat Schabuk homogene Ode, aber keine Drücken, Tegra, Böle, Kessig, Südgebäude. Wird das da Kadischtschalle. Kwam wir das daha aldı. Sıçramaması lazım, dikkat edin. Arası da karıştırın. Kesmeye zaman ile azalacak. Kesme azalmaya başlayın. Den anda ısı biraz kısaltın. Ve kapalı bırakın. Yani şey, tencere kapalı bırakın. Kwame biraz farklı olmaya başladı, görüyorsunuz. Onu tekrar çekeyim. Büyük ihtimal ile son fırsat. Zaman ile çünkü mikser ile, blender ile çekmek mümkün olmayacak. Görüyorsunuz, öyle görünüm değişiyor. Bir kabarıyor. Bunun dibine tutuyor sanki bir his oluyorsan veya şey koku gelmeye başlıyorsa buna su ilave edebilirsiniz. Zaten sıcak yaptığımız için su miktarı çok önemli değil. Sadece reaksiyon hızlandırmak için az kullanmaya tercih edilir. Ama dediğim gibi yanmamaya başlıyorsa veya dibine tutuyorsa bir de su ilave edebilirsiniz. Sıcak su tercih edin, o zaman reaksiyonu yavaşlanmıyor. Şimdi üstü örtçüm. Tel içine bırakıyorum, benim tercihim. Stretch film ile kapatacağım onu. Ve böyle her birkaç dakika bakayım. Stretch film bir kenardan açık bırakın ya da ufak bir tane delik yapın buhar çıkabilirsin diye. Şöyle kapattım. Buradan zaten hava çıkabilir. Telim olduğun yerden. Ondan delik açmak şart. Benim için şart değil. Ama isterseniz burada ortada hafif bir delik, küçük bir delik yapın. Birkaç dakika daha, böyle 10 dakika sonra tekrar görüşeceğiz. Yaklaşık 10 dakika geçti. Açarım. Güzel şeffafladı. Potla yapıyor. Karıştırıyorum. Sanki
zaman ki hasta olmaya başladı. Şu şeffaf görünüm gördünüzse başlangıçta onu hedef olarak istiyoruz. Onu olunca bir tane pH deneme yapıyoruz. Duruma göre pH ayarlama yapıyoruz. Şimdi bu adap sabun olarak kullanmak istediğimiz için, yani temizlik amacıyla el sıvı sabun olarak amaçlı değilse, biraz kostik fazla biraz kostik fazla istiyoruz çünkü daha güzel temizliyor. Yani yağlı bulaşık, yağlı lekeler, tezgahlar daha kolay temizleyebilirsin onun. Ama birazdan bahsediyoruz yani. Ondan test bakalım. Phenolphthalein sıvısı artık satıyoruz. Test yapabilmek için daha kolay olarak. Şunun hafif pembe sonuç olarak istiyoruz. İsterseniz şimdi mikserde size bir kez göstereyim. pH yüksek olunca pes pembe oluyor. Şimdi büyük ihtimalle ben videoda göstermek istiyorum. Olmayacak bu iş. Evet, çünkü uçu kesmedim. Bir saniye. Şimdi bakalım, bilmiyorum. Ben de görüyorsunuz pes pembe oluyor. Yapımı tarzı doğru değil. Normalde suyla çözerek onu yapmamız lazım. Burada sadece şey göstermek için yaptım. Yani pH hala bizim istediğimiz pH değil. Ondan devam kaynayacağız. Şimdi sabun biraz daha pişirdi. Şeffaf olmaya başladı. İki tane test yapmamız lazım. İlk olarak yeter kadar pişti mi? Sonra pH ayarlama. Yeter kadar pişti, nasıl bakabiliriz? Saf su kaynatalım, sıcak olsun. Bundan birazcık alalım. Sürekli şey kenardan alayım. Seçtiğimiz yerlerden nedeniyle çok katı, haberiniz olsun. Burada birazcık alayım. Bunu tekrar kapatayım, garanti olsun. Sıcak da tutsun. Artık saçım biraz sabunlu oldu, kaygan oldu. Ve bunu şimdi burada çözüyoruz. Görüyorsunuz, inşallah görüyorsunuz. Su biraz sütlü oldu. Şimdi soğuyunca bulanıksa, yani sabunlu su gibi duruyorsa, şimdi biraz garip bir açıklama ama o zaman yeter kadar pişik oluyor. Ama sütlüyse o zaman yeter kadar pişmedik. Sütlü gerçekten sanki yani bulaşık yıkarken suya içinde yağlı bir tava koyuyorsun, üstünde böyle sütlü görünüm oluyor. O zaman yeter kadar hala pişmedi. Bunu soğumaya bırakalım. Soğuduğunca bak tekrar kontrol edeceğiz. Garanti olsun burada bu biraz daha pişirsin. Karıştırmaya deneyin ara sıra ve bundan sonra pH kontrol edeceğiz. Sabunum biraz daha kaynattım. Yani sıcak tuttum, görüyorsun taş gibi bu. Kullandığımız yağlar hepsi zaten ondan kaynaklanıyor. Burada suyum var. Görünüm fena değil, görüyorsunuz daha şeffaf oldu. Isıttım. Tamam, hepsi tabii ki henüz erimedi ama görüyorsunuz şeffaflığı iyi. Şimdi bunu direkt bizim phenolphthalein testi yapabiliriz. Bir damla yetiyor. Hala pembe. Bakıyoruz. Benim için hala fazla pembe. Bunu nasıl şimdi çözebiliriz? Bunun pH ayarlamak mümkün. Bunu ya istersen boraks ile yapabiliriz ya da limon tuzuyla yapabiliriz. Lütfen direkt limon tuzu için atmayın. O fazla olacak. Genelde çok az miktarda yeterli olacak. Onu biraz sıcak tutuyorum ve hemen pH ayarlamaya da dönüyoruz. Şimdi pH ayarlama için önce biraz burnuna çalışmak lazım. Çünkü şöyle bu halinde bunu yapamayacağız. Yani bir tane top. Şimdi bunu en kolay yöntem, zaten telimden çıkmıyor, görüyorsunuz. Burada saf suyu ilave ediyorum. Ben şu anda yaklaşık burada elimde 200-300 gram var. Onu ilave ediyorum. Isınsın ve bir gece de bekleyeceğim. Onu arada karıştırıyorum aklıma geliyorsa ve yarın o krem halinde, yani şey telden çıkacak halinde gelince
O zaman pH ayarlayacağız. Dediğim gibi iki tane seçeneğimiz var. Bir tane borax ile, bir de limon tuzu ile. Borax her zaman artık kullanmak istemeyen bir malzeme ama kocaman bir avantajı var pH ayarlamak için. Çünkü istediğin pH zaten borax solüsyonu oluyor. Yani bir kaçırmak, yanlış pH ayarlamak çok düşük ve sabun ayrışıyor o zaman yapmak mümkün değil. Limon tuzuyla yani sitrik asit ile o sıkıntımız var. Biraz fazla olunca pH'ı çok düşürecek ve doğal sabun ayrışma yapacak. Borax aynı zamanda kıvam çoğalıyor. Bu yüzden bu burada belki doğru yol olmayabilir. Bakalım yarın. Tamam, önce onu dediğim gibi biraz çözmeye bırakalım. Bize daha kolay olsun karıştırmak. Çünkü yani böyle bir halinde yapmak mümkün değil. Yarın görüşeceğiz. Şimdi bir gün geçti. Telim kurtarmak için yaklaşık 1 kilo su ilave ettim. Ama görüyorsunuz tamam çözük bir şey değil ve hepsi sıcak hala. Şimdi pH ayarlama yapacaktık da ben bugün bir kez baktım. Yani inceleme işlemeden sonra baktım ve pH ayarlama gerek kalmadı.